Habertürk gazetecilik başarısı açısından çok güzel bir örnektir. Bunu rahatlıkla Ne, söyleyebilirim. neden? Neden peki? Şöyle, çünkü biliyorsunuz 2020 10'lu yıllardan itibaren, 2000'li yıllardan itibaren işte gazeteler tiraj kaybediyor ve bütün dünyada gazeteler bitecek diye böyle bir korku endişe vardı 2000'li yıllardan itibaren. Hatta ben Amerika'daydım 2000'li yılların başında. Orada işte 2020'de son gazete çıkacak şeklinde böyle tahminler yapılıyordu. Şimdi 2021'deyiz, hala gazeteler satıyor. Bu ortamda Habertürk gazetesi 2009'da çıktı ve çok başarıya ulaştı. Çünkü iyi gazetecilik yapılıyordu ve iyi gazeteciler vardı. Çok çok iyi gazeteciler ve de iyi haberler yapılıyordu. Tekniği de çok iyiydi, o dönemin en iyi tekniğini kullanarak gazete yayına çıkmıştı. Öyle olunca tabii gazete 350-400 binli tirajlara ulaştı. Türkiye'de diğer yarım asırlık gazetelere rakip oldu. Ve dünyada da, dünya medya endüstrisinde de bir örnek olarak gösterildi. Türkiye'de yeni bir gazete çıktı ve böyle bir başarıya ulaştı. Hatta öyle ki ben bu konuda bize bir de ödül verdiler. Londra'da ödülü de ben gittim aldım. Yani dünyanın medya patronlarının oluşturduğu bir örgüt, Habertürk işte Türkiye'de bir ilki başardı diye çağırıp bize ödül verdiler. Ödülü de ben aldım, bizzat giderek aldım. Şimdi dünya medyası için bir umuttu bu. Ama sonra ne oldu? Sonra işte Habertürk gazetesi de gazeteciliğin gerektiği gibi yapmamaya başlayınca ve kadrosunu tıraşlamaya başlayınca sonuçta Habertürk diye bir şey de kalmadı. 2018'de de kapandı gitti zaten. Yani kim Ama derdi ki öyle bir, yani bizi gururla bahsetmemiz gereken bir gazete bu hale gelsin ve kapanmak. işte gazetecilik yapmazsanız, yani ben bir gazete kurayım ama içinde gazetecilik yapmayayım derseniz o yürümez. Gazete kurduğunuzda içinde gazetecilik yapılmalı. İyi gazeteciler olmalı. Peki dediniz ya hani gazetecilik yapmazsanız bu hale gelir. Sonuçta siz o gazetenin kurucularındansınız ve genel yayın yönetmeni yardımcısınız. Nerede başladı bu hata? Şimdi Habertürk'ün yaşadıklarını sonradan biliyoruz. Yani Alo Fatihler gerçi benim dönemimde yaşanmadı. Daha sonra yaşanmıştı ama yani gazetecilik yapılmasın diye bir takım biz orada mesela bir takım hatalar oldu. Şimdi net olarak hatırlamıyorum ama yani Ben bir şöyle bir sayfada hatırlatma yapayım mı dilerseniz size? bir sayfada mesela bir haber yanlış verildiği zaman o haberin yazan kişi değil de ya, haberi yazmayan başka ilgisi olayla ilgisi olmayan insanlar işten çıkarıldı. Öyle olaylar yaşadık Habertürk'te maalesef. Peki siz yani sonuçta ne olursa olsun yayın yönetmeni yardımcısınız. Hiç tepki göz yani hiçbir şekilde sesiniz size çıkaramaz. Şöyle, şimdi şöyle, gazetelerin işletme kararlarını editoryal ekip almaz. İşletme kararlarını patronaj alır. Maalesef. Ve patronajda da yayın yönetmenleri muhataptır genelde. Yani öyle olması gerekir. Eğer siz bir patron editoryal ekibe çok müdahale eder ya da iç içe olursa o gazetenin editoryal yayın politikasını etkileyebileceği için biz öyle bir çizgi vardır. Bütün benim çalıştığım düzgün gazetelerin hepsinde öyledir. Yani patronajla yazı işleri arasındaki ilişkiyi sadece yayın yönetmeni sağlar. Onun dışında yazı işlerinden birilerinin patronla görüşmesi hoş karşılanmaz. Bırakın normal karşılanmayı, hoş karşılanmaz. Çünkü ikisi arasında bir çizgi vardır yani. Bu dünyada da böyledir. Böyle de olması gerekir. Çünkü bizim önceliğimiz editoryaldır. Yani gazetecilerin önceliği gazetenin iyi çıkmasıdır. Ama işletmenin ve patronajın önceliği de gazetenin para kazanması, gazetenin işte işletmesinin iyi gitmesi, ki ortaklarına kar dağıtması. Farklı öncelikleri vardı. Şimdi bu çizgiyi bozduğunuz zaman sıkıntı başlar. İşte o çizgi bozuldu. Benim hem Sabah gazetesinde yaşarken gördüğüm, hem Habertürk'te gördüğüm bu çizgi bozulduğu an maalesef gazeteler sıkıntıya girer ve yaşamazlar. Bunun örnekleri de ortada. Yani bitkisel hayata girebilirler ya da yok olurlar. İşte Habertürk yok oldu.
Ya da işte bitkisel hayata girerler. Bu günümüzde çıkan diğer gazeteler gibi. Evet. Bu çizgiyi koruyamadık demek istediğim o. Tamam, buna bir somut örnek verir misiniz bana? Yani şimdi şöyle soruyorum bunu. Genel yayın yönetmeniyle patronun görüşmediği ortamı bana anlatabilir misiniz? Kim Yani kimle şöyle, muhatap şu örneği. oldu? Ya muhabirle mi muhatap oldu? Ya da işte oradaki başka biriyle mi Şu muhatap örneği oldu? vereyim. Bir tek örnek vermek isterim. Biz Bekir Coşkun Habertürk'te yazarımızdı. Biz Bekir Coşkun'u Habertürk'e getirebilmek için o dönemde çok büyük çabalar harcadık. Ben kendisi, Allah rahmet eylesin, benim arkadaşım, dostumdu. Kendisini Hürriyet'ten ayrılıp Habertürk'e getirmek için çok büyük çabalar harcadık. Birkaç kere Ankara'ya, evine, işte Ayvalık'ta evine gidip geldik. Sonuçta kendisini Habertürk'te yazmaya ikna ettik. Bekir Coşkun o dönemin en önemli gazetecilerinden de biriydi. Biz onu aldık. Habertürk'ün işte o başarılı döneminde Habertürk'ün geleceğine inanarak Bekir Coşkun Habertürk'e geldi. Fakat 7-8 ay sonra bir şekilde Bekir Coşkun işten çıkarıldı. Sadece tek bu örnekle işte Habertürk'ün 2018'de kapanmasının gerekçesini anlatmaya yeter. 8 ay önce almak için uğraştığımız Bekir Coşkun 8 ay sonra neden çıkarılır? Tabii ki bunu bilemiyoruz gerekçesini ama sonuçta böyle bir karar alındı. Sadece ayrıca Habertürk'ten sadece Bekir Coşkun değil, Elif Şafak, Ece Temel Kur'an, Amber'in Zaman, daha şimdi isimlerini hatırlamadığım için de bana kızacak öteki bazı yazarlar hep işsiz kaldılar, ayrıldılar. Ama Habertürk'ü Habertürk yapan isimler bunlardı. Bunları siz koruyamazsanız gazete tabii ki temel kaybeder. Evet. Şimdi 17-25 Aralık operasyonuyla başlayan bir süreç bu Ali Fatih olayı diye adlandırdığımız süreç. Şimdi Alo Fatih ki o dönem siz çok iyi hatırlarsınız böyle bangır bangır günlerce konuştuğumuz bir olaydı. Türkiye deli gibi Fatih Saraç'ı konuşuyordu o dönem. Ve sonra aynı hızla unutuldu. Şu an pek bahsedilen bir konu değil. Şimdi Alo Fatih olayına geçmeden önce ben bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şöyle sizle bu konuyu daha önce konuşmuştuk hatırlarsınız. Yıl sanırım 2016'ydı. Ben aslında bir kitap olarak hazırlayacaktım bunu ve ilk konuştuğum kişi de sizdiniz. O dönem bu kitabı hazırlayacağımdan da ilk size bahsetmiştim. Sağ olun siz de beni yüreklendirmiştiniz. Bir kere daha teşekkür ederim size. O dönem sizle röportaj yaparken yani ilk röportajı başlarken ben kitabın adını bulamamıştım. Fakat şöyle bir şey söylemiştim kendi kendime. Bu yolculuk içerisinde kendi adını kendisi bulacak diye. Çok teşekkür ederim kitabın adını siz koydunuz. Çok komik bir öyküsü vardır onun. O kitap yayınlanamadı ne yazık ki. Bana söz veren bazı gazeteciler sonradan korktukları için bazılarını da anlayabiliyorum. Konuşmama kararı aldıklarından dolayı. O kitabı ben yayınlayamadım ama o ismi unutmadım. Bu programın adıdır o isim, Off the Record. O zaman bir kitap ismi olarak belirlemiştim. Dolayısıyla isim babası sizsiniz. Çünkü çünkü size her sorduğum sorunun cevabını 3 tane cümle kuruyorsunuz. Bunun 2,5 tanesi Off the Record'u doğmuş. Öyle mi? Gazetecilikle çok bağdaşmıyor bu. Gazetecilik yapak olmalı. Yok. Demek ki evet. Ya her şeyi konuşmak mümkün olamıyor. Yani maalesef Türkiye'de öyle bir gerçek var. Çok çok hak veriyorum çoğu kez. Yani çünkü baskı altında olduğumuz bir medya ortamında çalışıyoruz. Yani öyle de off the record dediğimiz halde işte birçok gazetecilikle işsiz kaldı. Bir de şey hani ben aslında şuna da gönderme yapmak istiyorum bu isimle. Şimdi biz gazeteciler siz daha iyi bilirsiniz benden daha deneyimli bir gazeteci olarak. İşte biriyle röportaj yaptığımızda ya da görüş aldığımızda bize off the record diyorsa içten içe deli oluruz. Biz sinirleniriz yani yazamayacağımız için. Hani hoşumuza gider o bilgiyi tutmak.
O bilgiye sahip olmak, ama yazamamak kahreder bir gazeteciyi. Ve duymaktan hoşlanmayız. Dolayısıyla biz gazeteciler de bunu kullanınca biraz şey oluyor, yani hani sen niye yapıyorsun o zaman bunu? O yüzden off the record demeyi yasaklıyorum size Doğan Bey, bu Yok röportajda. zaten ben yani off the record çıktım. Evet o dönemde demişim muhtemelen. Estağfurullah, estağfurullah. Espri olsun diye anlattım. Yanlış anlamayın. Anladım. Ama kesin olan bir şey var. Gazetecilikle off the record kavramı bir arada gitmez. Yani gazeteci öğrendiği şeyi eğer öğrendiği kişiye söz verememişse bir takım özel durumu yoksa yansıtmakta yükümlüdür. Eğer onu saklayıp başka amaçlar için kullanırsa o gazetecinin dışına çıkmış olur. Evet. Dolayısıyla yani rekortu hakikaten sevmediğimiz doğrudur. Evet, yani teşekkür ederim. Hani deneyimli bir gazetecinin de bu açıklamayı yapmış olması güzel oldu. Peki efendim, hani şimdi o döneme gelelim. Şimdi Ali Fatih, biz bangır bangır konuştuk. Ben o dönem orada değildim dediniz ama sizinle daha önce Medya Tava içinde bir röportaj yapmıştık. O röportajda şöyle bir cümle kurmuştunuz. Habertürk gazetesini, Fatih Altaylı'ndan bahsediyorsunuz bu cümleyi kurarken, bu ikiliden kurtarmak istediler. Yani ikimizden kurtarmak istediler gazeteyi. Ama işte Fatih Gönderdiler. kaldı. Evet, tabii o kaldı. Demek ki yanılmıştım. İkimizden kurtulmak değil. Benden kurtulmak. Şimdi şöyle, Habertürk gazetesi Bekir Coşkun'un çıkarılmasından itibaren yayın çizgisini değiştirip etliye sütlüye karışmamaya başlayınca gazetecilik faaliyetleri de aksamaya başladı. Yani istenilen türde %100 gazeteciliğin gerektirdiği bir habercilik faaliyeti yapılamamaya başladı. Başlandı. Dolayısıyla birçok kişi de o arada dediğim az önce saydığım isimler dahil ayrıca yazı işlerinden de bazı arkadaşlar tek tek ayrılmaya başladılar. Yani gazete giderek kadrosundan, yayın darından, içeriğinden, haberciliğinden kaybederek böyle aşağı doğru inmeye başladı. Öyle olunca bizim ekibin değişmesi de yönetim için herhalde söz konusu oldu ve bir dediğim gibi işte önce Fatih Altaylı'yı yayın yönetmenliğinden çektiler. Sonra da benim işime son verildi 2014 yılında ve farklı bir ekip geldi. Ama o farklı ekip de çok uzun süreli olmadı. 2018'de zaten oradaki bütün arkadaşlarımızı da işten çıkararak ve işsiz bırakarak gazeteyi kapattık Turgay Ciner maalesef. Evet. Şimdi Bunu araya girmem lazım. Çok özür dilerim. Yine o dönemde benim hatırladığım kadar, yani o dönemde sizinle yapmış olduğumuz görüşmede ben çok kısa şahit oldum Fatih Saraç dönemine demiştiniz. Şöyle ki, ben size şöyle bir soru sormuştum. Demiştim ki hiç birebir müdahalesi oluyor mu işte gazeteye, ya da sizinle görüşüyor mu? Yönetim katına iniyor mu? Bu tarz sorularım olmuştu. Siz de sadece bir kere ayaküstü tanıştığınızı söylemiştiniz ben kendisiyle. evet tesadüfen kendim, bizim gazeteyle ilgilenmiyordu. Daha çok televizyonla ilgileniyordu. Hatta ben onu da televizyon binası ofisine gittiğimde tesadüfen ayaküstü gördüm. Bizimle ilgilenmiyordu. Fakat bizim yayına müdahale ettiği sonra çıkan bir işte anketlerle ilgili bir haberle ilgili galiba müdahalesi olmuş. Fatih Altaylı ile bir telefon görüşmesi yani şey, medya şey, sosyal medyaya yansıdı. Ben de öyle öğrendim. Çünkü biz bunu da konuşmadık kendi aramızda. Ama biz oradayken editoryal kadroya doğrudan bir müdahalesini ben görmedim. Dediğim gibi her zaman editoryal kadroyla patronaj arasında her zaman yayın yönetmeni vardı. Ama yayın yönetmenine işte anketlerle ilgili müdahale ettiğini işte ben de sizinle birlikte öğrendim. Televizyona müdahalesi ile ilgili tapeler de ortaya çıktı zaten. Dolayısıyla evet yayına müdahale ettiği de ortaya çıktı ama biz dediğim gibi bizim çalışma dönemimiz kısa bir süreydi. Kendisini bir defa ayaküstü ve televizyon ofislerinde gördüm. Hakikaten öyle işin doğrusu bu. Peki siz gazeteden ayrıldıktan sonra Fatih Altaylı kaldı orada, devam etti. Kendisiyle hiç görüştünüz mü? O dönem yaşananlarla ilgili hiç konuşuyor muydunuz? Baskı vesaire, fikir alışverişinde bulunuyor muydunuz? Yok, bizim arkadaşlığımız profesyonel bir ilişkiye dayanıyordu.
arkadaşlarımız, yani bir gazeteciler biliyorsunuz işte her yerde gidersiniz, çalışırsınız. Oradaki bütün gazeteciler arkadaşınızdır. Sonra oradan ayrılırsınız, herkes unutulur. Öyledir. Gazetecilik genel olarak Maalesef. öyledir. Temasımız yok. Yani sadece ama biz bütün gazeteciler de birbirlerini çok iyi tanırlar. Öyle söylüyorum. Yani Fatih Altaylı'yı çok iyi tanıdığınızı mı demeyi anlatmaya çalışıyorsunuz? Yok yok, bir imada bulunmuyor. Hayır yani 40 yıl içinde kaç yerde çalıştım ben de unuttum. 40 yılda Cumhuriyet'te bile 40 yıllık arkadaşlarım vardı. Onlarla bile görüşmediğim oluyor. Evet, Dolayısıyla tabii. oluyor yani. Hayat böyle bir şey. Peki Unutuyor. Geride sonra, bırakıyorsunuz yani. Bir takım. evet, peki sonra siz ayrıldıktan sonra daha hızlı oldu bir takım şeyler Habertürk gazetesinde. Ne hissettiniz böyle uzaktan izlerken gazetenin? Ya şöyle, ben arkadaşlarla Habertürk çıkarken konuşuyorduk zaten. Benim Türk basın tarihiyle ilgili bir saptamam vardı. Çıkan gazetelere hep daha önce de bakmıştım. Ben de 3 gazetenin çıkışında bulundum. Her gazete çıktıktan sonra o gazetenin kurucu kadrosu gider, yeni bir kadro gelir üstüne. Bu hep böyle olmuştur. Yani son olarak işte Haber Global'de de bunu yaşadık. Haber Global başka bir ekip kurdu. Sonra başka bir ekip geldi. Şimdi üçüncü ekip var. Bu medya organlarında da Sabah gazetesini biz kurmuştuk. Bizden sonra Zafer Mutlu ekibi gelmişti. O büyütmüştü. Habertürk'ü de işte gene biz kurduk. Bizden sonra birilerinin geleceğini ben tahmin ediyordum. Sadece biraz uzun sürdü ekip değişmesi. Bu kaçınılmaz. Onu demek istiyorum. Gazeteler kurulur ve yeni bir ekibe teslim edilir. Böyledir. Televizyonlar da öyle. Şimdi Fatih Sarıç'ın ilk gruba geldiği dönem ne konuşuluyordu grup içinde? Bilmiyorduk kim olduğunu, çok doğrusu Hiç merak bilmiyorduk etmiyor muydu? ama o Yani bu dönemde adam kim, nereden çıktı, sonra birdenbire geldi? öğrendik, hayır sonra öğrendik yani işte biliyorsunuz babasını çok yakın bir zamanda kaybetti ve babası bir din adamıydı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok saygı gösterdiği bir din adamı. Abisi yurt başkanı Profesör Yekta Saraç, yani o ailece Erdoğan'a çok yakın bir aile. Dolayısıyla onu biliyorduk zaten. O zaman da biliyorduk çok yakın olduklarını. Ve o dönemde şöyle bir gerçek de dile getiriliyordu. Bütün medya grubuna, iktidara yakın bir takım insanlar görevlendiriliyor ve medya gruplarına, daha doğrusu sadece Habertürk'e değil diğerlerine de öyle bir takım atamalar yapılıyor şeklinde. Onun da bir parçası olarak düşünmüştük. Yani ama tabii sonuçta Fatih Saraç, Turgaycılar'ın başka şirketlerinden de iş ortağı. Ve ilişkiler de hala sürüyor bildiğim kadarıyla. Hala devam ediyor değil mi o iş Bildiğim ilişkileri? kadarıyla. Bilmiyorum. Yani kesin bilmemekle birlikte öyle Yani olduğu kanaatindeyim. dolayısıyla şunu demek istiyorum. Yani bir tedirginlik oluştu değil mi geldiği anda? Yani Biz o karısın. tedirginlik şöyle Bekir Coşkun'un gitmesi işaret bir şeydir. Çünkü gazete çok iyi durumdaydı. Bekir Coşkun'u transfer edecek pozisyondaydı. Gazete satışları çok iyiydi. Yazar kadrosu çok iyiydi. Fakat ilk işaret bir şeyi Bekir Coşkun'un gelişinden 9 ay sonra çıkarılmasıydı oldu. O çok büyük, çok Bekir Coşkun'u da çok üzmüştü. Bize de gazetenin geleceği konusunda bir takım işaretler vermişti, olumsuz işaretler. Bir de tabii sonra sizin Cumhuriyet Gazetesi serüveniniz var. Yani şimdi bu Sabah ve Alo Fatih olayını farklı isimlerle de ben konuşmaya devam edeceğim. Daha farklı detaylar olduğunu düşünüyorum çünkü orada. Siz şahit olduğunuz kadarıyla anlattınız. Çok teşekkür ederim. İşte Cumhuriyet Gazetesi maceranız. Orada da yayın danışmanlığı yaptınız. Oradan neden ayrılmıştınız? Oradan yönetimle anlaşamadık. Yönetim gene bir şekilde bizim, gene orada da editoryal çatışma yaşadık yönetimle. Biz dediğim gibi işte editoryal faaliyette bulunanlar her zaman yönetimden bağımsız hareket etmek isterler. Fakat yönetimle öyle bağımsız hareket etmemiz yönetimin çok işine
gelmedi ya da beğenmediler diyelim. Hı hı. Dolayısıyla beğenmedikleri için de benim çıkışımı verdiler. Yani o yönetim, Akın Atalay ekibinin yönetiminin benim çıkışımı vermesiyle sonuçlandı. Fakat sadece benim çıkışımla bitmedi olay. Bir hafta sonra bizimle birlikte çalışan 10 arkadaş daha istifa edip ayrıldılar. Dolayısıyla evet, orada zaten Cumhuriyet Gazetesi'nde bir yönetim krizi yaşanmıştı. Bir, evet, evet, evet. Takım, evet, bir ekiplerin gidip gelmesi kendi tarihi içinde çok yaşanan, çok sık yaşanan bir olaydır. Öyle bir yönetim krizi oldu. İşte biz ayrıldıktan sonra Akın Atalay ekibi gazete hakim, zaten hakimdi, tam hakim oldular editoryal olarak. Ancak sonra işte bir takım vakıf davaları nedeniyle evet, onların da tasfiyesi sürecini yaşadık. Dolayısıyla Cumhuriyet öyle bir vakıf, yani maalesef Türkiye'de kurumları hakkıyla ve nasıl diyelim, yani o kendi yolunda yürüyebilmesi için hiçbir zaman bir fırsat tanınmıyor. Yani Cumhuriyet gibi bir, düşünün, 100 yıllık bir müessese. Bu müessesenin bir şekilde sağlıklı kalması lazım. Ve orada amaç da para kazanmak değil. İşte orada çalışanların sadece parası çıksın yeter. Yani oranın bir patronu olmadığı için kimse oradan bir para kazanmasını da beklemiyor. Ama buna rağmen orada da işte iktidar kavgaları hep başından beri sürüyor. İşte Guardian mesela bunu yenebilmiş bir gazete olduğu için 200 yıldır yaşıyor. Ama İngilizlerin aklına ya biz bu Guardian'ı nasıl bozarız diye bir şey gelmiyor. Bizimkilerin aklına geliyor. O şeyde bir gün evet, maalesef ya, ne kadar acı değil mi? İngiltere'de biliyorsunuz yazılı anayasa yoktur. Hı hı. Yazılı anayasa yoktur ama bütün kurallar yazılı olmadığı halde uygulanır. Bizim dönemin başbakanı Süleyman Demirel bir gün İngiliz başbakanıyla konuşuyor. Diyor ki sizde diyor yazılı anayasa yok. Siz diyor isterseniz meclisi feshedip seçime götürebilirsiniz. Evet diyor İngiliz başbakanı, istersem onu yapabilirim. Öyle bir yetkim var. Nasıl yaparsınız diyor, bir kağıda yazarım. Meclisi feshettim, seçime gidiyoruz diye. Yeter. Peki bunu ya bunu kabul etmezlerse, İngiliz başbakanı şaşırır, nasıl yani? Öyle bir şey olmaz diyor. Şimdi İngiltere'de böyle, yani yazılı olması şart değil. Adam başbakana böyle bir yetkiyi vermişler. Yüzlerce yıldır sürüyor. Bu arada ince bir nokta var. Hiçbir İngiliz başbakanının aklına da ben şunu suistimal edeyim de bir seçime gideyim de buradan kendime bir şey çıkarayım gelmemiş. Bin senedir, 800 senedir hiçbir İngiliz başbakanı bunu suistimal etmemiş. Ya da işte kaç yılsa bilmiyorum şimdi, 800 yıllık demokrasi de. Evet. Hiçbiri çıkıp bunu kötüye kullanmamış. Ama siz Türkiye'de yazılı olduğu halde anayasanın bütün kurallarını ne kadar ihlal edildiğini, ne kadar amacı dışında kullanıldığını görüyorsunuz. Türkiye'de düşün ki bir de anayasa yazılı olmasaydı, her önüne gelen bir kağıda yazıp istediğini yaptırsaydı kim bilir neler olurdu. Yani Türkiye maalesef bundan kaybediyor zaten ve İngiltere'de bundan dolayı kazanıyor. Maalesef. Çok çok güzel özetlediniz gerçekten. Kötü halimizi